Merhabalar, Burdur'a hoş geldiniz. Şu anda Yeşilova'dayız. Bugün Burdur'u gezeceğiz. Salda Gölü'nden merkezine kadar birçok yer deneyimleyeceğiz. Virüsün artmaya başladığı şu günlerde maskeli ve mesafeli yolumuza devam edip güzel bir gezi geçireceğimizi düşünüyoruz. Daha önce hikayemizi bilmeyenler için kısa bir jeneriğimiz gelsin. Sonra Burdur'un altını üstüne getirelim hep beraber. Merhaba, ben Zeliha. Ben Okan. 1 Nisan 2019'da önce Türkiye sonra dünya turu için yollara çıkmış iki deliyiz. Yaşadığımız tüm deneyimleri meraklıları için Dünyadan Bildiriyoruz YouTube kanalından paylaşıyoruz. Keyifli seyirler. Geldik buraya. Yeşilova'da kaldık bir gece. Sadıç Pansiyon Vedat abi diye birisiyle tanıştık. Sağ olsun bize iki oda pansiyonunda yer verdi. 4 kişi kaldık. 2 odaya da 200 TL ödeme yaptık. Yeşilova Salda Gölü'ne 5-6 kilometre mesafede, çok yakın. Sonra Yeşilova'nın çok meşhur olan kıymalı tostu varmış. Bir hayli de meşhur burada. Çünkü gittiğimiz 5-6 dükkandan bir tanesi tostçu burada. Kıymalı tostunu da dün akşam tadına baktık. Gayet güzeldi, öyle fena değildi yani. Şimdi Salda Gölü'ne doğru yol alacağız. Vahşi kapitalizme karşı henüz rant olmayan Salda'ya geldik arkadaşlar. Yani çok mutluyum. Daha burasının boku çıkmamışken bunu geri gördüğümüz için ayrıca keyifliyim arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır Zeliha'nın neredeyse kafasını ütüledim. Ya bunun için bir sürü para biriktirdik. Buraya gelelim edelim bilmem ne yeriz içeriz diye. Salda'yı görmeyi çok istiyorduk. Bir hayalimizin daha Türkiye'de gerçekleştirmenin kıvancıyla, sevinciyle böyle acayip mutluyuz arkadaşlar. Birçok yerde biz maske takıyoruz. Şu an maskeyi çıkarmamın sebebi biraz daha etrafımın tenha olmasından dolayı arkadaşlar. Bazı videolarda niye maske takmıyorsunuz diye uyarıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bunlar için. Biz genelde hep takıyorduk maskeyi aslında. Konuşurken aşırı derecede bir sıcaklık bastığından dolayı tere vuruyordu. Ondan dolayı takmıyorduk ama yine de en azından şu zaman diliminde örnek olmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve maskemizi kesinlikle çıkarmıyoruz. Ve mümkün olduğunca siz de maskenizi çıkarmayın. Ama neyi çıkarabiliriz? Saldığının tadını çıkarabiliriz. Haydi biraz gezelim o zaman. Dostlar, şimdi Salda'ya geliyorsunuz. Heyecanlı bir şekilde Salda karşınızda. Koşa koşa gidiyorsunuz iki ayaklarımı sokayım diye. Ayaklarınızı suya attığınız anda pat aşağıya. Çünkü hemen önümüzdeki 2 metre, neredeyse belki de 3 metre Salda'nın girişinde bir bataklık var. Yani ayaklarınız içeriye batıyor ve oyuklar var Salda'nın hemen ilk girdiğiniz yerde. Dün tabii ben de aynısını yaptım. Koşa koşa geldim. Suya ayaklarımı sokayım diye ikinci adımda pat aşağıya. Sağ ayağımın kuvvetiyle çıktım içeriden. Yumuşacık bir kilin içinde kendinizi buluyorsunuz. Resmen böyle belime kadar battım desem yeri var. Burada yüzmek yasak, suya girmek yasak gibi yazılarla karşılaşıyoruz. Bunu da zaten okumuştuk. Şimdi yüzmek yasak deyince derinlerde gibi bir algı oluştu tabii bizde. Bunun ikinci adımda gerçekleşeceği aklımızda yoktu. Suya daldığımda terliğimin bir tanesi çukura kaçtığım yerde kaldı. Bu da ikinci terlik kaybedişimiz oldu. Salda Gölü'ne bir tek terlik bırakmış olduk.
Bildiğimiz kadarıyla Salda Gölü'nde 3 adet plaj var. Birincisi Beyaz Adalar, ikincisi Tabiat Parkı, üçüncüsü Halk Plajı. Biz şu an Beyaz Adalar'dayız arkadaşlar. Buraya giriş 10 TL. İnanılmaz fotoğraflar çekilebiliyorsunuz burada ki renkler buna çok müsait. Yani gelin burada fotoğraf çekilin diyor ortam. Cem Yılmaz'ın dediği gibi ortam oynatıyor abi. Hakikaten öyle bir durum var. Bayağı da bir turist akın akın geliyor haliyle, merak ediyorlar. Çünkü bu yüzey dünyada sadece 2 tane var. Neyden bahsediyorum biraz daha açayım. Az önce Yeşilova'dayken bazı esnaflar ya niçin gidiyorsunuz Salda'ya, ne var ki ya canım, alt tarafı göl falan filan diyorlar. Alt tarafı bir göl değil. Burası Mars'ın yüzeyine benzeyen dünyadaki iki yerden biri arkadaşlar. Hatta NASA bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir tweet attı arkadaşlar. Mars'a gitmeden önce burada çalışmalar yaptığını söyledi. Tabii bunun da Türkiye'de olması ayrı bir gurur verici. İnsan ister istemez hoşuna gidiyor. Tabii bu kadar iyi yanından bahsettik. Biraz da kötü yanlarından da bahsetmemiz lazım. Maalesef ranta kurban gidiyor. Bu kadar güzel bir ülke nasıl bu şekilde kendi topuğuna sıkabiliyor? İnanın akıl sır ermiyor ve burası belki de ranta gitme durumu var. Şimdilik geldiğimiz vakitte bu durduruldu. Fakat birçok kez ranta gidilmesi, yani buraları saçma sapan betondan ev yapmaları gibi söz konusu bir durum vardı. Umarım bir daha yaşamayız. Temenniler ülkesi olduk artık. Vahşi kapitalizmden bahsetmiştik programın girişinde. Maalesef böyle bir yer. Biz de en azından burası yok olmadan gelip görebildiğimiz için çok mutluyuz. Dostlar, Salda Gölü'nün bu kadar popüler olması aslında biz gezgin dostlarla sağlanmış. Sosyal medya fenomenleri, gezgin olan dostlar gelmişler Salda'ya, güzel çekimlerini Instagram'da, sosyal medyada yayınlamışlar. Aynı zamanda haber kanallarında, birçok bloglarda yer verilmiş ve buranın popülaritesi bayağı bir artmış. Sonra akın akın insanlar gelmeye başlamışlar buraya. Salda Gölü volkanik bir patlamayla oluşuyor. 185 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden bir tanesi. Buraya doğru gelirken bazı tabelalarda Saldivler yazısını görüyorsunuz. Hatta buraya arattığınızda bazı Google aramalarında bile çıkabiliyor Saldivler yazısı. Bunun nedeni Maldivlere benzetilmesinden dolayı. Tabii renkler açısından böyle fotoğraf çekildiğinizde kum beyazmış gibi çıkıyor. Tabii bu kumun beyazlığı stromatolit kayaçlardan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla Maldiv benzetmesini tercih etmiş arkadaşlar. Ama biz Maldiv dememeyi tercih ediyoruz. Çünkü burası kendisine has bir ismi olmalı. Saldivler biraz bize çakma isim gibi duruyor. O yüzden biz Salda Gölü demeyi tercih ettik. Salda Gölü'nde böyle sakız çamuru gibi çamuru var. Yani tüm özelliği şu şekilde yumuşacık. İnsanlarımız farklı bir şey buldukları zaman onun cilde ve sağlığa iyi geldiğini söylerler. Salda Gölü için de bu geçerli. Özellikle yerel halkın bu kilin yüze veya vücuda sürülerek birçok sivilceye, işte siyah noktaya, mantar gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylemişler. Fakat araştırmalara göre böyle bilimsel bir sonuç yok. Suyun içinde soda ve minerallerin çok olduğundan dolayı sağlığa iyi geldiğini düşünüyorlar. Salda Gölü'nün girişinde güzel tatlı bir alışveriş yeri var. Burada kendi el yapımı ürünlerini ve hediyelik eşyaları satıyorlar. Orada turlarken lavanta gazozu, buraya has bir gazozla karşılaştık. Hemen aldık birer tane. Sıcakta da bayağı iyi gitti. Tadı da çok güzel. Buraya yolunuz düşerse tadına bakın derim. Aynı zamanda burada kalmak için kamp alanı baktık dün buraya geldiğimizde. Ay yıldız bir kamp alanı bulduk. Oranın ücretsiz olduğunu söylediler. Oraya gittiğimizde de artık yasaklandığını ve burada ücretsiz
ücretsiz kamp alanlarının olmadığını öğrendik. Ama bu tarafa gelirseniz Salda ve civarında kalabileceğiniz apart ve oteller mevcut. Salda Gölü deneyimimizi burada noktalıyoruz dostlar. Şimdi Burdur merkeze doğru gidelim. Bir de oranın güzelliklerini görelim. Hatta orası biraz kalabalıktır. Maskeleri takalım ve yola koyulalım. Kayımoğlu dondurmaya geldik dostlar. Burada dondurmanın çok güzel olduğunu duyduk ve gerçekten de tam duyduğumuz gibi çıktı. Burada haşhaşlı dondurma, işte frenk üzümlü dondurma gibi kendilerine has %100 organik dondurma yapıyorlar ve tadı da gerçekten çok lezzetli. Şimdi bu güzel dondurmada birazcık ferahlayıp güzel Burdur'da gezmeye devam edeceğiz. Aslen Burdurlu olan Konya Valisi Tevfik Paşa'nın yaptırdığı Saat Kulesi'ne geldik. Burası Burdur'un sembol yerlerinden biri arkadaşlar. Hemen yanında da endamıyla gerçekten büyüleyen Ulu Cami de var. Saat Kulesi 1914 yılındaki depremden dolayı yıkılıyor arkadaşlar. Ondan sonra 1936'da aynısını benzerini yine yapılıyor. Birkaç metre sağa sola artık bilmiyoruz ama tam yerinde olmasa da yine bir benzeri yapılıyor 1936'da ve faaliyeti sürdürülüyor. Tabii bir zamanlar Saat Kulesi çok önemliydi. Şimdiki gibi insanların cep telefonları, kol saati bilmem neyi falan belki de yoktu. Ve dolayısıyla oradan haberleşiyorlardı ve bundan dolayı da çok önemli Saat Kulesi ve burada da gerçekten endamıyla bizi büyüledi. Merkezde çok fazla vakit harcamak istemedik arkadaşlar. Çünkü nasıldır bilirsiniz. Merkezde 3 aşağı 5 yukarı herkesin aynı yer oluyor. Zaten işte kafeler bilmem neler falan filan. Dedik ki biraz daha göllere doğru gidelim. Çünkü Burdur tam bir göller şehri. Peki Burdur'un kelime anlamını hiç merak ettiniz mi? Biz merak ettik. Böyle şeyleri seviyoruz öğrenmeyi. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıktan sonra haliyle her yere göç başlamış. Türkmen boylarından Kınalı boyu buraya yerleşmeye karar vermişler arkadaşlar. Ve burayı çok beğenmişler. Rivayete göre burada dur demişler abi. Ve ondan sonra o burada dur şehir ismi olmuş. Ondan sonra yuvarlayarak Burdur adını almış. Rivayet bu yönde. Kesin mi değil mi tam olarak bilmiyoruz. Ama enteresan bir hikaye. Yani Burdur ismine başka ne olabilir ki? Gayet güzel. Salda Gölü'nde gezerken bir şey söylemeyi unuttuk. Hakikaten Salda Gölü'ne ziyaret eden turistler veya misafirler temiz bakmıştı. En azından bizim gittiğimiz günde o şekilde güzeldi. Bundan dolayı mutlu olduk fakat mutluluğumuz biraz kısa sürdü. Aynı şeyi Burdur Gölü için söyleyemeyeceğiz maalesef. Tabii akarsu olmadığı için çok zor buranın temiz kalması ama yine de her şeye rağmen kötü tutmuşuz. Bayağı bir pisti geldiğimizde ya da biz bugün geldiğimiz için bu kadar pistir. O da dengelmiş olabilir. Umarım değişir tabii. Yani böyle görmek hoş olmuyor haliyle. Burdur'un
geçim kaynağı genel olarak tarım üzerine. Bunun yanı sıra da hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi geçim kaynakları da var. Genel olarak burada tahıl üretiliyor ve Türkiye'nin en çok anason üreten şehri Burdur. Biz İnsuyu Mağarası'na geldik. Burası Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası. Aynı zamanda 8350 metre uzunluğundaki bu mağara Türkiye'nin en büyük mağarası olarak söyleniyor. Tabii buranın sadece 330 metrelik bir alanını turizme açmışlar. Şimdi biz de heyecanlı bir şekilde İnsuyu Mağarası'na giriş yapacağız. Tabii mağaraya girdiğinizde dostlar bayağı bir soğuk vuruyor. Ondan sonra hafiften ılıman oluyor. Atmosfer bayağı iyi. Bu arada Zeliha az önce Türkiye'nin turizm açılan ilk mağarası demişti. 1965 yılında açılmış burası. Sonra tekrardan ufak ufak restore edilmiş. Yani gayet keyifli abi. Acayip ortam var. İnsuyu Mağarası'na giriş 10 lira ve müze kartı geçerli değil. İçeride çok güzel bir yürüyüş parkuru yapmışlar. Hiçbir engebeyle karşılaşmadan dümdüz yolda mağaranın içinde tehlikesiz bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Hiçbir yerde ne bir çöp gördük ne bir yazı gördük, hiçbir şey yoktu. Burayı çok güzel korumuş ve turizme kazandırmışlar. Bu arada buranın da ışıklandırması çok güzel. Şu an tam suratıma vuruyor. Buranın atmosferine de ayrı bir güzellik katmış ışıklandırması. Şimdi yavaş yavaş mağaradan çıkıyoruz. En güzel tavsiye bizden olsun. Yaz mevsiminde serinlemek için en ideal yerlerden birisi. İnsuyu Mağarası'ndan çıktık. Hemen soluğu biraz dışarıda aldık tabii. Biraz dinlendik. Zeliha'nın yine kapalı olan fobisi tuttu. İçeride biraz gerginlik yaşandı ama yapacak bir şey yok. Onun da bu sorunu var artık. Bu şekilde yaşamak zorundayız. Ayrıca içeride Büyük Göl'den bahsediyordu. Yine bir sosyal medyada baktığımızda Büyük Göl gerçekten güzel bir atmosferi olduğunu düşünüyorduk. Fakat oraya giriş şu anda yapılamıyordu. Ve ondan dolayı maalesef küçük bir hayal kırıklığı oldu. Videoyu buraya kadar izleyenlere küçük bir sürprizimiz olsun o zaman. Çokça soruluyor bize neden kitap tavsiyesi vermiyorsunuz diye. Ve biz de elimizden geldiğince vermeye çalışalım dedik o zaman. Bu arada söz veriyoruz. Zeliha ile ikimizin sözü olsun. Biraz daha para kazandığımızda gerçekten her bölümde bir kitap hediye etmek isteriz tabii ki. Durumları iyi olduğunda sözümüz olsun mutlaka isteriz. Yani okura bir kitap hediye etme kadar dünyada güzel bir hediye bilmiyorum. En azından kendi adıma konuşayım. Bana göre yok. Bugünün kitabı Bir Delinin Hatıra Defteri. Nikolay Gogol'un nefis öykülerini anlatan acayip bir eserdir arkadaşlar. Indigo yayınlarından da güzel bir eser olmuş. Cenk Çelebi çevirmiş. Harikulade. Gerçekten de iyiydi çevirisi. Bölüm bitti. O zaman başka bölümde görüşürüz. Belki Isparta'da oluruz o zaman. Haydi görüşürüz. Bay bay.